Merhaba, hayırlı günler. Ben bugün lavaş gözlemesi yapıyorum. Bu yumurta. Şu ikisi kıymalı, soğanlı. Şu kaşar peynirli. Kaşar peynirini rendeledim burada, maydanoz. Ondan şimdi ilave edeceğim. Yumurtanızı bir kaba kırın da hepsine faydası olsun. Lavaşla. Şeyin içine kırmayın yani. Lavaştan içine yumurtayı kırmayın. Öyle olmaz. Bu ince rendelenmiş kaşar peyniri. Rendeledim. Maydanoz. Bunu böyle kaşar peynirini yumurta sürdüm. Kaşar peynirini böyle buluyorum. Bunun yanına işte çay yapın, kola açın, canınız ne hangisini isterse bunu yapın. Demin reçel yaptım, incir reçeli, orada reçelle. Zeytinle de, salçayla da, başka harcınla da yapabilirsiniz yani bunu. Çok basit. Bu hince lavaş gözlemesi. İşte lavaş gözlemelerimi yapıyorum. Bak gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. İçine yumurta sürdüm. Kaşar peyniri koydum. Maydanoz koydum. Gördüğünüz gibi oldu. Fazla yağ koymadım. Hemen tavayı şöyle hafif yollu altını yağladım. Çok koymadım çiçek yağından. Ondan. Lavaşlar pişkin zaten. İçine işte kimisini kıymalı soğanlı yaptım. Kimisini peynirli yaptım. Peynirli maydanozlu. Normal peynir de var. Kaşar peynir de var. Böyle pişiriyorum işte. Fırında pişireceğim. Çabuk olsun diye burada pişiriyor. Fırında da pişirebilirsiniz yani. Bak ne güzel kabarıyorlar. Yumurta sürdüm. Bir tane yumurta kırdım. Şeyinden sürdüm fırçayla. Bak puf puf kabardılar yani. Hazır yemek. Sahurda falan Ramazan geliyor. Sahurda falan ondan iftarda da yiyebilirsiniz sıcak sıcak. Çayla sahurda daha güzel olur. Sahurda yersiniz börek yerine. Bu da börek zaten. Ondan Ramazan'da tok tutuyor bu. Yanına çay yaparsınız. Çay acıktırmıyor. Sahurda çay için. Yumurta katılmışı yiyin. Ondan onlar hiç acıktırma gündüz. Hafif yollu şöyle damladan birazcık. Fazla değil yani. Şimdi üstlerine tereyağı sürüyorum. Tat vermesi için pişirdikten sonra tereyağı. Hmm.
Pişirdikten sonra tereyağı sürebilirsiniz. Miktarı az olmak üzere. Fazla yağlı şeyleri sevmem ben. Az bir şey şöyle. Çok güzel koktu. Size tavsiye ederim. Siz de yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Hoşça kalın.